Endi de bu konudan çıkarın, her zamanki gibi geçerin misafir konumuza. Misafir konusu biraz da geç konuşulan bir konudu ama gerekli de gerekim konuşalım uzun o da. 25 Şubat Türkmen Basım Günü. O yüzden bugün içerisinde ne için bugün oldu, ne için bugünü seçtiler? Türkmen gazeteleri, Türkmen kanalları, Türkmen'in vecileri, sayfaları genelde medya dünyasına haralara gidecekti. Eskiden ve indi ne kadar farkı var. O da bugün bizim için Üstad bizim programımıza hoş geldin Necati Kavuster. Aslında Tahrir Gazetesi'nin müdürü. Tekrardan hoş geldin. Hoş bulduk efendim. Günaydınlar Üstad. Günaydın efendim doktor efendim. Aslında Üstad biz çok mutluyuz bugün sağlanan bu güzel görüşmeni yaparak. Çünkü sizi ne kadar bu konuyla ilgili bilgimiz var, biz ona çok eminiz. Özellikle sorumuz buradan başlasın. Yani her bir şan günü için, her bir özel gün için bir tarih koyuyorlar ve her tarihin de bir manası var. Evet. Ama bu manada 25 Şubat ne için ille bugün de kuruldu? Evet. Onu da siz bilsiniz. Bu onun bizim için acı olasınız. Tamam. Her şeyden önce sizlere başarılar dilerim. Amacımız büyüktür. Toplumu aydınlatmak alanında. Tabii bilirsin ki Türkmen toplumunun 25 Şubat gününü her yıl sevinçle anar bir basın günü olarak toplum bu günü kutlamaktadır. Tabii ki bu günün tarihine bir göz atarsak bundan 113 yıl önce 11 Şubat 1327 Rumi yılına rastlayan 25 Şubat 1911 yılında Kerkük'ün yetiştirdiği çok büyük kültür ve bilim adamlarından olan Ahmet Medeni Kutsizade ve aynı zamanda da kardeşi Ahmet Muhammed Zeki Kutsizade efendiler. Bu iki kardeş kendi özel çabalarıyla Kerkük'te ilk olarak haftalık Türkçe ve resimli Havadis adında bir yayın organı, bir gazete olarak yayınlaştırmışlardır. Tabi Havadis gazetesi o dönemde Irak çapında ilk olarak Türkçe ve resimli bir gazete yayınlanmıştır. Bu gazeteye de bir bugünün gözüyle bir elmi olarak göz attığımız zaman tam anlamıyla bir gazete havayatını taşımaktadır. Onun için bu Türkmen toplumu o gazetenin çıktığı günü sevinçle anmaya başladı ve Türkmen toplumu o günü karar verdi ki 25 Şubat basın günü olarak elan olundu. O tarihten günümüze kadar 113 yıl oldu. Bugün basın günü olarak elan oldu. Dolayısıyla bugün tüm 113. yıl basınımızı içtenlikle kutlar ve bu sahada emeği geçen tüm meslektaşlarımızı, dostlarımızı canı gönülden kutlar. Ölenlere rahmet, yaşınlara uzun ömürler ve başarılar dilerim. Peki üstadım biz yazarlar mesela o gazetede mesela yazarlar mesela neydi bir de o fetrede tam siyaset necaydı o yazanlar? Tabii o tarih Osmanlı dönemiydi. O tarihte bu gazeteye göz attığımız zaman o gazete tam siyasi, kültürel, ticari, sıhhi, onun yanında da içtimai tüm 8 sayfa olarak tüm bu alanlara yer ayrılırdı. O zaman yani milleti aydınlatırlar. O tabi bilirsin bugünkü gibi o dönemde radyo, televizyon falan yok ki. Yalnız yayın yoluyla bunu millete yansıtırlardı. Onun için Havadis gazetesi göz attığımız zaman kültürel, içtimai, ticari, dini yani tüm alanlarda milleti büyük yazarlarımız orada kalem oynatıp millete bu yolda
doğru yolu anlatırlardır. Evet. Tabii. Üstad, biz önceden Hazedirik Bilag'ın özellikle bugünün içerisinde ve önceden Türkmen gazetesinin oradaki binaya da, oradaki gazetede ne kadar insanın emeği var idi. Hiç indiye kadar hatırlısan mesela bir orada bir karakter var idi, çok büyük bir şekilde emeği var idi. Evet. Bu gazeteni öne aparmak için ve bu gazeteni büyük etmek için. Tabii bilirsin eskiden... Eski adları Istırık Bilag'ın eğer var ise hatırlıyorum. Tamam. Bizim eskiden dediğimiz zaman bu Ahmet Medeni Kutsizade, mesela kardeşi Muhammed Kutsizade, Seyyid Urfi, Mahmud Urfi ve Dede Hicriler, Ata Terzi Başlar. Bu büyüklerimize biz tabii minnettarız. Çok büyük, zengin bir milli kültür bugün nesle bıraktılar. Bu insanlar gece gündüz ve bugünün gibi değil ki mesela bir müessesede tayin olup boyaklı olup kendi cebasıyla, kendi cebiyle yani Ahmet Medeni Kutsizade ve kardeşi bu gazeteyi çıkardırken kendi cebinden sarf ederdi. Ve bu gazete de bir aneye satırdı. Yani o, bizim 4 filiz diyorlar yani bugünün çok düşük bir parayla yani. Nence ederdi 4 filiz? Yani 4 filiz bugün yani dinarın işte 4 filizini aslında biz gördük siz ben filiz görmediniz. Yok. 4 filiz yani 1000 filiz bir dinar ederdi. Bir tek dinar. Yani yok 1000 dinar. Bir tek dinar. Onun için çok böyle bir ucuz bir paraya satılıyor. Yani para düşünmezdiler. Toplumun gelişimini, toplumun maslahatını düşünürler o insanlar gecelerini, gündüzlerini. Onun için biz o nesile çok minnettarız. Çok zengin bir kültür bıraktık. Tabii biz hiçbir şekilde unutmarız özlerini. Gerçekten emekleri var. Sonra efendi bilirsin biz bu gazete, bunun yanında da diğer tabii ki bu abilerimiz, bu büyüklerimiz yalnız havadis değildi. Aynen. Havadisin yanında mesela bir Maarif dergisi çıkarttılar. Sonra Kavukap Maarif dergisi, İleri gazetesi, Tecedüt gazetesi, Beşir, Afak yani çok sayıda gazeteler, yayınlar çıkarttılar. Geldikçe yani daha da arttı, daha da fazla oldu. Havadis gazetesi 7 yıl çıktıktan sonra 1911'de çıktı. İşgal döneminde yani İngilizler Irak'a girdikleri zaman, Kerkük'ü işgal ettikleri zaman gazeteyi kapattılar. Gazeteyi kapattılar, durdurdular. Durdukları zaman tabii ki ondan sonra bizim okulları da kapattıkları için toplum yani eğitimsiz bir eğitim alma okul kalmadı falan kalmadı. Yani o zaman bu toplum hedef alındı ki varlığı yok olmak için. Millet dilini, tarihini, edebiyatını, her gelene göreneğini bu yayınlardan aldı. Yani bizim nesil mesela şimdi biz Türkçe ben 25 kitap yayınlamışım ama bir Türkçeyi ben mesela Arapça okudum mesela Türkçeyi okumadım çünkü ülkemizde dedim ta ki Türkçe mektepler kapatıldı. Tabii ana bu yayınlar Arapça olduğu bir için. Okul oldu millet için. Bir okul oldu dilini, edebiyatını, büyük şairlerini, Fuzulileri, Nesimileri, bütün Kabilleri mesela Kerkük gün yetiştirdiği bizim Allah rahmet eylesin Ata Terzi başı büyüğümüz 13 cilt Kerkük şairleri kitap yayınladı. Bu büyük şairlerin şiirlerini, yazdıklarının, öğrenilerinin bütününü bu yayınlardan millet elde ederdi. Okul. Onun oradan için, yani eş derdiler görerdiler. Tabii ki yani ben demin dediğim gibi yani bu yayınlar millet için bir okuluydu, bir üniversiteydi, bir fakülteydi. Tabii indi ama yani yeni ızdarında millet artık sosyal medya yoluydan çok haberleri, çok şehirleri, çok asırda, kelimeleri alabilir. Bu global asırda tabii bizim şimdi bu asırımız çok bir gelişim içinde. Sonra bu elektronik şeyler çıktığı tabii. Zaman daha aslında gençte... biz o soruya geçerek birazdan haz ederek o konuyla ilgili fikrimizi tamam, alalım. Buyurun. Ama bunu da sorum unutmadan önce. Kadının ne kadar rolü var idi bu gazetenin ilk günlerinde? Kadının acaba rolü var idi?
Yoksa o zamanlar farklıydı, indiki gibi dergiliydi. Tabii ki Türkmen toplum içinde kadının çok büyük bir yeri vardır. Yani tabii ki büyük bir rolü vardı. Bizde mesela kadın şairlerimiz, kadın yazarlarımız, Nesrin Erbil ablamız, yani indi uzun bir güzel bir Türk dünyasında bile, İngilizce bile şiirler yazdı, şeyler yazdı. Onun için Türkmen basın tarihine veyahut edebiyat tarihine, kültür tarihine bir göz attığımız zaman onlarca daha fazla kadınlarımız vardır. Bu alanda emekleri geçti ve aynı zamanda da kardeşleriyle beraber kültürümüzde büyük katkılar olmuştur. Evet. Peki bizim o zamandan sonra biraz yani diyağın bu strem teselsülden Allah'ın özünü. Evet. Acaba ondan sonra hiçbir sorunlar çıktı mesela bu cerideden sonra, bu gazeteden sonra? Yani tam sorunlar mesela siyaset biraz fark edirdi o vakit. Evet. Yani biraz harbler var idi falan. Acaba bu çıkandan sonra, bu gazete çıkandan sonra hiçbir sorunlar oldu? Tamam, demin konuştuğum gibi Havadis gazetesi çıktıktan 7 yıl sonra İngilizler Kerkük'e girdi. Bilsen eskiden Osmanlı döneminde Irak bölgesi 3 vilayetten müteşekkiliydi. Musul vilayeti, ki Kerkük, Musul, Süleymaniye bir vilayetiydi. Bağdat ve etrafında olan vilayetler bir vilayetiydi. Ondan sonra Basra vilayet vardı. Yani 3 vilayetiydi. İngilizler girdiği zaman, işgal ettikleri zaman 1918'de Irak'ı, Irak devletini teşkil ettiler. Irak devletini teşkil edenler hemen hemen İngiliz yönetimine, yani daha doğrusu biz dediğimiz İngiliz intidabı altında kaldı. Yani yönetimimiz İngilizlerin eline geçti. Geçtiği zaman bölgeyi Türklerden aldıkları için Türkçe yayın yapan organları bütününü durdurdu. Yani Havadis gazetesi, Teceddüt gazetesi, Maarif dergisi, Kavkap Maarif dergisi, bunlar hepsi durdu. Ondan durandan da sonra İngilizler kendileri bir Kerkük'te Necme gazetesi adında bir gazete çıkarttılar. İlk sayısı Arapça yayınladılar. Bu gazete o gün hakkında bir tek sayı bu memlekette satılmadı. İngilizlerin de katını çekti. Neden satılmıyor dediler. Bu memleketin özelliği, kültürü, Türk kültürü, Türkmen kültürü olduğu için Arapça okumak bilmez falan. Aynen. İkinci sayısı, ondan sonraki Necme gazetesine göz attığımız zaman Türkçe yayın başladı. Ondan da sonra Kerkük gazetesi 46 yıl çıktı. Güzel. 1926'dan Kerkük gazetesinin, yani devlet tarafından, Kerkük belediyesi tarafından yayına başladı. 1972'de o da durduruldu. O da Türkçe, ondan sonra Arapça eklediler şeye. O dönemde mektepleri kapandı. Mektepleri kapandıktan sonra 30'larda Irak devleti egemenliğine, yani istiklalini aldı. Kral Faysal Melik olduktan sonra 1932'de Kanun-u Lugat çıktı. Kanun-u Lugat'ta ne diyor? Diyor bütün Türkmen bölgelerinde, onda diğer Lugat Türkiye. Efendim, Türkmen yani yok idi, Lugat Türkiye'di. Türkiye'ydi, yani. Türkiye'ydi. Lugat bizim, zaten bizim dilimiz Türkiye dili. Lugat Türkmaniye şevadı. Yani lehçe. Şev farkı var tabii. Çok lehçe yani Türkmaniye. Değil Türkçe'ydi. Tudarız diyor Lugat Türkiye bu sigayla yani. Fi karku vaki fi po fi manatıkı Türkmaniye. Aynı zamanda da mahkemelerde de yargı Türkçe olarak kullanılır. Aslında ama indi o dönemde dönüptü. Biz biraz dil konusuna... Sonra, ama onda da duruttular özünü. Aynen. Efendim. Bir kere ne oldu? Eğitim Arapça. Şey oldu. Arapça olduktan sonra işte dediğimdeki millet kültürünü bu yayınlardan karşı. Tabii biz biraz dil konusuna girmeyelim. Hatta konunun ritminden çıkmayalım. O da aynı sorma dönüm. Üstad, o da bir senede, yani mesela o zamanlardan biz görürdük bu gazetenin ne güzel bir şekilde yaptılar ve devam etti. Ve sayısı da gelecek günlerde çok fazla artı indi de maşallah sosyal medya yoluydan, kanallar yoluydan artık yani alem dünyası, Türkmen alem dünyası değişildi. O yüzden
Sen indi bir günü bizim için konuş. Sözü görüşümüz nerede? Bir günün elemiyle ilgili, tamam. Haberleriyle ilgili. Doğru. Artık gazete de kalmadı. Her şey elektroniğe oldu. Sosyal medyada application'lar yoluydan, tamam. Beyciler yoluydan haberleri artık kolay bir şekilde millete dağıtırlar. Doğru. Bu haberler ne kadar doğru bir yerden kaynaklanıptı onu bize anlatsa. Doğru. Yani millet nece indi insicam etsin. Tamam. Bilsen 2003'ten sonra düşman toplumunun medyası bir kereden bir patlak verdi. Yani bilsen işi 2003'e kadar medya alanı yani gazetecilik, kitap yayını, bütün televizyon olsun filan devletin denetimi altındaydı. Bir sansür vardı. Yani bir kitap bastığı zaman gönderip devlet buna muvaffakat eder etmez bütün sayfaya tamığa vurar. Matbaada basılı basılmaz. 2003'ten sonra bilsen demokrasi bir yönetim Irak'ta uygulandı. Aynen. Bu demokrasi değişildi o zaman. Dönemde sansür diye bilmem falan bir şeyler kalmadı. Kalmadığı için her insan hür olarak ki bu alanda edebi bir şeyi gazete çıkarttı, dergi çıkarttı. Ondan sonra özel televizyonlar, özel radyolar, efendim bu gibi şeyler kuruldu. Kurulduğu zaman çok sayıda sayabiliriz yüzlerce dergi, gazete, onlarca televizyon, ondan sonra uydu kanallar mesela Türkmenli uydusu, ondan sonra sizi bu uydu efendim bütünü yayına başladı. Yayına başladığı zaman da çok güzel herkese kendi alanından millete başladı hitap etmeye. Aynen. Mesela milletin kültürüydü, edebiyatıydı. Demin yaptığımız bu yemeklerdi, yemek kültürüydü. Yani her alanda çok sayıda bir açılım oldu. Ama bu açılım sırasında da aynı zamanda da işte burada iyisi de oldu, kötüsü de oldu. Kötüsünden bahsedelim. Kötüsü nedir? Mesela bazen bir tane kalemi o kadar kalem sahibi değil. Tabii. Bilgisi yoktu, background'ı yoktu konuşurken. Yoktu. Mesela bir birikimi yoktu. Kültürü o kadar gelişmeyip. Ha? Aynen. Hele bu Facebook bütün sahası. Bütün konuları ki paylaşır ezbere alıptı. Ezbere alıp aynen. Ondan sonra aşvayı bir şekilde yani ne dediler karma kaşık bir şey oldu. Tabii benim temennim odur. Yani bir insan kendinde bir alanda yetenek gördüğü zaman mesela her şey dedi yerli yerinde gerek. Tabii. Mesela baksan birisi ev hanımıdı dem vurur mesela baksan bir tubdan konuşur diye bilmem filan bitkini belirtse o böyle olur. İşte sorun mesela bir senardadır. Bu sosyal medyada aynen. Yan bilme. İşte yazan insanın kültürü, eğitimi bilmesen nerede? Yaşı bile bilmesen nerede? Acaba bu yazdığı şey de millete istere bir fayda göstersin yoksa millete zaten zarar vermek ister. Öz hedefinde yani istere bir faydası olsun ama zarar verir bazen. O yüzden bütün haberler ki duyuruk o yüzden hepsi de gerçek dahi. Oturup bir tub mesela bir misal vereyim hanımefendi bunu hatta evi anlar. Mesela bazen değil de gaz düşmesi filan şey ya belli bilmem ne. Halbuki onun yan tesirlerini düşünmüyor. Mesela o bitki kinyasına zarar verir, maidasına zarar verir. İhtimal bes onu elecedir ama ondan sonra zarar olur. Belki de yetmir. Ama yan tesirleri olur. Öz başına yani olur. Bir mesela bir sıhhi bir müesseseden mesela bir icazalı bir merkezden çıkmıyor. Tabii. Onun için bir de aynı zamanda da al bizim alana sor. Mesela biz tarih, edebiyat alanında çok kimseler değil. Ben kitabı neydim? Bir kaynak. Aktarım, bulun bilmem neydim. Google'da her şey hazır vardı. Zaman, her şey hazır vardı. Ama o Google'da çıkan acaba doğru mudur, doğru değil mi? Bunun musbakiyatı var mıdır, yok mudur? Her zaman Google amma biz diyarımızda. Ha Google zaten bu Google her zaman Google amma bize alternatif verir. Bir sorunun tamam, bir 4-5 cevabını verir sana. Ama Google Bey verdiği zaman mesela bir kaynak verdi. O kaynak acaba doğru mudur? Kayıt olan bir haber. Kim yazıp sonra, özününce kim yazıp, yazıp sonra bir güvenli bir merkezden çıkıp, güvenli bir yerden yani çıkıp. Yani senden anlayalım.
Google'a hiç güvenmiyorsun yoksa güvenen? Tabii her şeyin yerli yerinde gerek dedim. Mesela bazı konularda güvenelim, bazı yerde güvenmeyelim. Mesela tetkik edelim. Aldığım şeyi diğer mazalardan denkleştirelim. Yani. Denkleştirdiğim zaman mesela araştırma ne demektir? Araştırırsan, incelesen bir şeyi. İncelediği zaman hakikate ulaşan. Ama ne olursa olsun kağıdın yerini benim rayımda elektronik şey almaz. Çünkü kağıt bir de şey kalır, bir kaynak olarak. Mesela şimdi biz bu demin konuştuğumuz Havadis Gazetesi, Edebiyat, Kültür, bilmem, TUB'dan konuşurken, bunu diyerken elimizde Havadis Gazetesi'nin pereleri var, namudacıları var, ona bakırız, konuşuruz. Ama mesela şey elektronik alanında mesela bir televizyon bir haber verdi, uçtu, bitti mesela. İhtimal Derkşili de mesela olabilir, o Derkşili de olabilir. Yani o gelir, kalmır, yani kalıcı değil. Ama indi internet yollayacağın kanallar bütün haberleri verdikleri zaman arşivliler özlen internet. Arşivliler ama tamam arşivlediği zaman o mesela o cihaz kendi mesela bir devlet bir denetimi alır yayınlarını bilmem. Sadece yani bu değil Üstad, bazen de arşivlemek yani mesela indi bizim bu görüşmemiz. Tamam. Yani mesela bir 15 yıl sonra, 10 yıl sonra bir insan gelirse araştırma yaparsa bunu internet yoluyla bulabilir. Tabii ama arşiv eskiden çok zor idi yani bir arşivi bulmak 20 senenin ya da 30 seneden önce ne olmuştu. Şimdi Türkmen şarkıları, eski bir Manidiyan'ın şarkısını mesela haber örnek verelim. Çok eski bir şarkısını internet yoluyla bulabilsen ama internet olmasa nece bulur özün? Gerekim de sen araştırasın. Aslında dediğim taşı indi. İstanbul'a gittim o zaman Osmanlı Devleti'nin başbakanlığın bir arşivi var. Hmm. Ben gittim oradan bir iki üç kitap bile yayınladım. Mesela Şuhada al-Irak fi Harb al-Alamiyel ula al-Zav ve Thakil Osmaniye. Bütün Irak'tan Birinci Dünya Savaşı'nda harbe giden şehit olan adamların ben gittim oradan arşivden kağıtların kütüklerini çıkarttım. Kağıtta yazılıp bazıları filan tarihte doğup, filan yerde doğup, filan köyde doğup, filan harpte şehit olup. Bunu kağıt olarak kalıp arşiv yani saklanıptı. Eskiden çok zengin devletlerin, Osmanlı Devleti'nin çok güzel arşivi var. Ne kadar zor bir şekilde olarsa tabii, o mesela, kağıda sen. Tabii ki bugün ben burada üzülerek söylüyorum. Bizim Türkmen toplumunun resmi olarak bir arşivleme şeyimiz yoktu. Şahsi arşivlememiz var. Mesela benim evde bir acizane özüme göre bir arşivim var. Belki senin sevdiği şarkı yahut kitap yahut yemek falan bir arşivi var. Diğerlerinin arşivi var. Yani bu arşivler toplanmayıp bir merkezde temennimiz odur ki bu alanda çalışanlar devlet olsun, yerel hükümet olsun veyahut başta bizim siyasi müesseselerimiz olsun. Bir kültür merkezi yapıldığı zaman bir tarafı bir Türkmen arşivi olursa ne mutlu o yapanlara. Aslında bu çok güzel bir düşüncedir Üstad. Ve onun yanında biz haz ederdik yani arşiften TV'ye ya da bilmiyorum gazete tabii, konusuna hepsinden konuşalım. Misafir vaktimiz bittiği için hemen direkt son sözü alalım. Ne haz etsin? Son sözüm odur. Gençlere daha doğrusu en fazla. Bizlere öncelikle sonra diğer gençlere. Bu telefona çok önem vermemek daha doğrusu kendini, tarihini, edebiyatını efendim kendini kitaplardan okusun, gerçek kaynaklardan elde etsin. Bize çünkü okumak gerek. Allah da Subhanehu ve Teala ilk ayeti Peygamber Efendimiz'e andırsa mesela ikra bismi rabbike diyor. Onun aynen için çok okuyalım. Mesela bir öğrenci vacibatı odur ki kendi derslerini önceden okumağı, kendi üniversitesinde birinci, ikinci çıkmağı, ondan sonra iş alanına girdiği zaman yine de iş alanında mesela indi siz burada iş alanında güzel bu yaptığınız şeylerin takip etseniz arşivden okumaktan tabii bilmem ne güzel bir şeyler intez edersin. Onun için temennim insanlar çok telefonla meşgul olmasın. Tabii inşallah sesi ulaşır. Ne mutlu o insanlar. Biz de çok gerçekten mutlu olduk. Çok size hoş çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bize bu fırsatı verdiniz. Sağ olun. Sağ olasın. Şereftir bizim için gerçekten. Mamun sağ olasın. Çok.